BDDK'nın banka spesifik önlem almasını bekliyor musunuz önümüzdeki dönemde? Çünkü gene dün gelen açıklamalarda buna yönelik bir takım öngörülerin de aktarıldığını gördük. Veya 2011 Haziran düzenlemelerine benzer bir düzenlemeye gitmesi. Önümüzdeki dönem ne bekliyorsunuz siz? Ben önümüzdeki dönemde banka spesifik bir şey beklemiyorum. Eğer bankalar o spesifik onlara karşı karar almayı gerektirici anormal bir davranışta bulunmazsa. Yani tabii ki dün Başkan Tevfik Bey açıklamalar yaptı, izlemişsinizdir. Evet. İşte dedi yurt dışındaki bankalara likitte aktarımı var mı yok mu izliyoruz vesaire. Zaten çok iyi izliyorlar. Yani ben o nedenle yurt dışında da hep aynı şeyi çok güvenerek söylüyorum. Türkiye'de en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün bankalar BDDK'nın sıkı bir denetimine tabi olduğu için son derece güvenilir durumda. O nedenle gerekirse spesifik banka bazında önlem alır. Ben ama hiçbir bankanın böyle bir şey gerektirecek bir aksiyon alacağını sanmıyorum. 2012 zorlu geçecek deniyor. Buradaki zorluklar neler? Ve bu Evet. zorlukları siz belki hani Garanti Bankası nasıl aşmayı Evet. hedefliyorsunuz? Tabii her sene başlarken zor geçecek diyoruz. Biz bunu böyle yurt dışında Ama bu yine... sene hakikaten çok belirsizlik Evet, oluyor değil mi? Yani anlatırken 2012 zor geçecek diyoruz. Bize diyorlar ki tabii Türk bankalarının başarısı malum şu an çok gündemde. Esprili olarak diyorlar. Ya tabii. her sene zor geçecek diyorsunuz ama hep çok iyi gidiyorsunuz diyorlar. Ama 2012 herhalde hakikaten zor geçecek. Çünkü onun en büyük nedeni de şu. Türkiye'de 2011 ekonomik büyümesi malum. Çok iyi bir yıl oldu. Ama 2012 ile ilgili biliyorsunuz hükümetin beklentisi bugün Ali Babacan da %4 olarak tekrar etti. Ama dedi ki anormal bir şey olmazsa %4 dedi. Yani daha kötüye gidebilir Avrupa. O da farkında. Ama işte IMF'nin beklentisi 2,5. Demek ki önümüzdeki sene ekonomi %2 ile 4 arası büyüyecek. Bana Sizin sorarsanız 2 ile 3 arasında büyüyecek. iyimser kalıyor gene tahminler. Yani %3 ama yavaş yavaş daha da aşağı Evet, işte o yüzden 2 çekiyorlar. ile 3 arası diyorum. Evet. Yani bana bir ay önce sorsanız 3 ile 3,5 arası derdim herhalde. Demek ki ekonominin Türkiye'de 2 ile 3 arası büyümesi demek, Türkiye gibi bir ülkede %6'nın altında büyüdüğümüz zaman biz bunu daralma olarak hissediyoruz. 2-3 bunlar ciddi olarak olumsuz büyüme rakamları. Bankalara etkisi ne olacak? Tabii hiç kimsenin istemediği daralma nedeniyle işten çıkarmalar olabilir. Bunların yaratacağı tüketici kredilerinde gecikmeler olabilir. Bunların yaratacağı sorunlu kredilerde artışlar olabilir. Biz hep Takipteki bunlara alacaklar tabii özellikle takipteki değil mi? kredilere de Evet. artışlar olabilir. Biz bütün bunlara hazırlıklıyız. 2008'in sonunda Lehman battıktan sonra 2009 ilk çeyreğinde ekonomi %9 daraldı. Hatta ilk çeyreğinde %10 daraldı. Ve hatta cari açık fazla vermişti belki hatırlarsınız. O dönemde çok işten çıkarmalar oldu. Sorunlu kredilerimiz çok arttı. %1'lerden %6-7'lere çıktı. Ama Türk bankalarında sermaye o kadar yüksek bir seviyede ki bahsettiğimiz sorunlu kredilerdeki artışı fazlasıyla absorbe edecek, provizyon ayıracak sermaye olduğu için bu bizim karlarımızı bir miktar etkileyebilir ama likiditemizi ve gücümüzü etkilemeyecek. Takipteki alacaklar şu anda en düşük seviyelerde. Siz o dönemki 5'ler Tabii. 6'lar seviyesine çıkmasını beklemiyorsunuz değil mi? Önümüzdeki yıl nasıl Çıkmaz. bir rasyo tahmin Ben o edin? kadar kötü olacağını sanmıyorum. Şöyle düşünün. 2009 ilk çeyreğinde dediğim gibi eksi %10 gördük. Yani o zaman 6'lara 7'lere çıktı. Şimdi artı %2,3'ü konuşuyoruz. Yalnız bu arada şu önemli. Biz yıl tamamında %2,3 arası bir büyümeden bahsediyoruz. Şunu bakmak lazım. Yani ilk İlk iki yarı, çeyrek ikinci çok yarı değil kötü mi? daralıp Evet. ya o zaman da hakikaten bir anda çok kötü daralabilir. Fakat şunu da unutmayalım. Türkiye çok enteresan bir şekilde ani daralmalar ve bir anda çok büyümelere karşı çok hızlı adapte olabildiğini kanıtlamış bir ülke. Çok büyük bir daralmaya da ben piyasada bakıyorum. Şirketlerle de devamlı görüşüyoruz tabii. Herkes çok hazırlıklı. Evet. Çok büyük bir daralmada bile Türkiye'de kriz benzeri bir hava olacağını sanmıyorum. Krediler konusunda daha tutucu bir yıl mı olacak önümüzdeki yıl? Ne Evet. bekliyorsunuz? Mesela ekonomi yönetimi BDDK bu yıl olduğu gibi %25'lik sınırı hep çok konuştuk ya. Önümüzdeki yıla yönelik de bir hedef koyup bankaların buna uymasını isteyebilir mi örneğin? Ben öyle bir şeye ihtiyaç kalmayacağını tahmin ediyorum. Yani 2010'un sonunda hükümet, ekonomi yönetimi, Merkez Bankası belli bir koordinasyon içerisinde bu %25'i dillendirmeye başladılar. Buna ihtiyaç vardı. Niye vardı? Hepimiz çok hızla kredi verme bir dönemindeydik. Şimdi 2012'de ise bahsettiğimiz ekonomideki küçülme değilse de büyümedeki yavaşlama
Nedeniyle hepimiz kredi verirken çok daha ihtiyatlı olacağız. Bir. İkincisi, kredi talebinde zaten bir düşüş olacak. Yani ekonominin daralması ne demek? Yani satışların düşmesi veya artış hızının çok yavaşlaması demek. Ona paralel olarak da işletme sermayesi kredilerinde, yeni yatırım kredilerindeki ihtiyaç düşecek. O nedenle bahsettiğiniz biçimde otoritenin bize belli bir büyümeyi aşma biçiminde bir dayatma yapmasına gerek olmaksızın biz zaten daha ihtiyaçlı olacaksınız. Peki faizlere dair beklentiniz, öngörünüz nedir? Şimdi TL ve yabancı para olarak ikiye bölelim. Kredi faizi. Evet, kredi faizlerinde. Yabancı para faizler artar. Zaten arttı. Daha doğrusu bundan da daha fazla artar mı sanmıyorum. Ama bir miktar arttı. Biz işte geçen hafta Londra'da imzaladık. 1 milyar dolarlık bir yıllık bir sendikasyon kredisini Libor artı 1 ile aldık. Ama bu son. Yani biz bunu bir ay önce faizi set etmiştik. Biraz... Çok yüksek miktardı ve çok evet. Uygun bir faizdi. Evet, faizine evet. Hakikaten kimse inanamıyor. Libor artı 1 ile bu dönemde nasıl aldınız diye, ama biz tabii ilişkilerimizi kullanarak biraz yabancı bankaların bizle iş yapma iştahını kullanarak biraz kollarını bükerek Libor artı 1 ile 1 milyar doları aldık. Bir yıllık bir para bu ve çok tabii ülke içinde, bizim banka içinde çok iyi bir iş oldu. Ama önümüzdeki yıl sendikasyon kredileri Libor artı 1 ile yapılamayacak. Nedir faizi tahmininiz? Artacak. Nasıl bir ortalama maliyet artışı göreceğiz? Yani buradan bir şey söyleyip onların elini güçlendirmek istemiyorum yabancıların, ama biraz artacak. Yani Libor artı 1'den herhalde 1.5'a doğru gider diye tahmin Libor ediyorum. Evet. Bunun dışında Eurobond ihracı vesaire yoluyla Türkiye'ye para getirme çalışmalarımız var. Bu sene biz mesela bir 10 yıllık Eurobond yaptık. Faizi 6.3 seviyesindeydi, ama önümüzdeki sene yapmaya kalksak herhalde 6.5-7 arasında bir şey olacak. Demek ki faizde, yabancı para cinsinden faizde %1'e yakın bir artış önümüzdeki yıl göreceğiz. Yıl ortalaması için evet. Bu yıla göre ortalama bakarsak %1'e yakın. O da tabii kredi faizlerine yansıyacak doğal olarak. Kredi faizlerine yansıyınca da hem yatırımcıdan ekonomi fazla büyümüyor diye ihtiyatlı bir kredi talebi varken, bir de kredinin faizi yükselince o talep daha da azalacak diye tahmin ediyorum. Bankalar daha kaliteli varlıklara yönelmek zorunda kalacak demek ki. Yani ne olacak seçenekleri? Genel anlamda pazara baktığınız zaman biz önümüzdeki yıl daha çok nerede göreceğiz evet. Rekabeti? Valla yine tabii sonuçta müşteriye kredi vereceğiz. Evet. Bizim Türk bankaları olarak en büyük gücümüz müşteriyle iş yapıp, müşteriyle iş yapmaktan, bu tabii müşteri duyduğu zaman bu çok hoşuna gitmeyebilir ama bu bir bankacılık sisteminin, bir ülkenin ekonomisinin gücünü ortaya koyan şey. Türk bankalarının kârı en basit, en klasik, sıkıcı bankacılık faaliyetinden geliyor. Evet. Yani biz Amerikan bankalarının yapıp da sonradan battığı gibi o işte CDO'lar, subprime mortgage'lar, biz bunlarla uğraşmıyoruz. Biz gerçek bankacılık yapıyoruz. Gerçek bankacılık yaptığımız için de bugün çok güçlü durumdayız. Gerçek bankacılık yapmaya devam edeceğiz. Yine kredi vereceğiz, yine mevduat toplayacağız. Ama buradaki hacimler 2011'e göre her zaman olduğu kadar artmayacak. Tek fark bu olacak. Peki, yine tüketiciye kredi vereceğiz, yine KOBİ'lere kredi vereceğiz. Aynı şeyi yapacağız. Nasıl bir dağılım özellikle Garanti Bankası açısından göreceğiz önümüzdeki yıl? Biraz da garantiye spesifik. Yani dağılımda ben çok bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Biz kurumsal kredilerde, ticari kredilerde de bayağı açık ara lider bir bankayız. O taraftaki bizim liderliğimiz devam eder diye düşünüyorum. Konut kredilerinde lideriz. Oradaki liderliğimiz devam eder. Kredi kartlarında öyle. Yani baktığınız zaman çünkü daralma olunca bundan sadece tüketici etkilenmiyor. Tabii evet. Ki şirketler de etkileniyor. Bu birbirine paralel gidiyor. Açıkçası iyi bir yıl olsaydı KOBİ'lerin çok daha hızlı artacağını söylerdim. Hep öyle söylüyoruz. Ama belki 2012'de böyle olmayabilir. Onlar da daha ihtiyatlı davranacak. Özellikle ilk yarıda. Evet, özellikle ilk yarıda. Peki şimdi ben sözün başında bankacılık sektörüne dair gelen son analist raporlarında hedef fiyat tahminlerinin aşağı yönde revize edildiğini söylemiştim. Önümüzdeki yıla dair büyüklük beklentilerinizi de ben sorabilir miyim? Ne kadarlık örneğin bir kar artışı ya da bir daralma bekliyorsunuz? Şimdi onu yani bankanın... Sektör geneli için söylüyorum. Evet, sektör evet. Geneli için, ama şöyle söyleyeyim. Bizim yani önümüzdeki sene karlılıktaki, aktif büyüklüğündeki artışlar... son 6-7 senenin compound olarak baktığınız zamanki artışlarının altında olacak. Zaten öyle gözüküyor.
Fakat diğer taraftan kredilerdeki büyüme yavaşlayacak demek, karlılık da o oranda düşecek demek değil. Değil. Gerçekten bankaların net faiz komisyon, yani sadece faiz değil, bir takım komisyon gibi gelirleri de var. Yeni ürünler çıkarıyoruz. Bu ürünler üzerinden yeni piyasalar yaratıyoruz. Buralardan belli gelirler yaratıyoruz. Dolayısıyla bankacılık ekonomik daralmaya paralel olarak illi kredi hacmindeki artıştaki düşüş kadar karlılığını düşüreceğini düşünmüyorum. Biz yine bir şekilde bankaların gücüne paralel karlılığı 2012'de sağlayacağız diye tahmin ediyorum. Kredi mevduat makası, bunu da hep konuşuruz. Şimdi kredi maliyetlerinde artış olacağını siz ifade ettiniz. Mevduat tarafında nasıl bir yıl olacak? Şimdi mevduat tarafı önemli. Yani bence mevduatın bir miktarı, bir de tabii fiyatı diye bakalım. Mevduat miktarı son yıllarda çok da fazla artmadı. Yani kredilerimizdeki artış hızının altında bir hızda mevduatımız arttı. Bu ne demek? Kredi mevduat rasyomuz bozuldu demek. Yani kredilerimizin çok tamamını ve onun üstünde bir kısmını mevduatla fonlayabiliyorken, özellikle TL'de şu an tamamen başa başa geldik gibi. Yabancı para da hala mevduat daha çok. Yani Türkiye'nin cari açıkla da kendini ifade eden temel sorununun tasarruf sorunu olduğunu biliyoruz. O nedenle mevduatlarımızı artırmamız lazım. Bu yüzden bankaların 2012'de mevduata daha iyi faiz vereceğini de tahmin ediyorum. Faizler yükselecek ama evet, tek başına mevduat tarafında değil, kredi tarafında evet, da böyle bir döneme başlıyoruz.